bir programla beraberiz. Hepinize saygılar, sevgiler. Muhterem izleyicilerim, 18 Haziran 1997, meşhur Refah Yol Hükümeti'nin başbakanı, 54. hükümetin yani başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın istifasını verdiği tarih. Yani hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunduğu tarih olarak 18 Haziran'ı bugün anımsıyoruz, hatırlıyoruz. Muhterem izleyicilerim, Refah Yol Hükümeti 1995 yılında yapılan genel seçimlerden sonra başka koalisyon seçenekleri denenmiş, kurulamamış olduğundan dolayı büyük bir çıkar çevrelerinin büyük bir çabayla önlemeye çalıştıkları ama önleyemedikleri mecburi olarak kurulmuş olan bir koalisyon hükümeti. Doğru Yol ve Refah Partisi'nin beraberce kurmuş oldukları nöbetleşe başbakanlık devrini birbirlerine devredeceklerine dair imzalamış oldukları protokoldan sonra kurulmuş olan bir hükümet idi. Bu hükümet çok şeyleri başardı, çok şeyleri vaat etti ve de başardıklarıyla dikkatleri çekerek muhalefetlerini de dışta ve içte bu şekilde meydana getiren, gerçekten de bugün yapılan değerlendirmelere göre gelmiş geçmiş Cumhuriyet Hükümetleri içinde en başarılısı, ekonomik olarak, sosyal olarak en başarılısı olduğu görülmüş, ölçülmüş ve tescil edilmiş olan bir hükümet. Gelin en önemli başarılarını kalemler halinde sizlere hatırlatalım veya beraberce hatırlayalım. Bunların en önemlisi kaynak paketlerinin açıklanmasıydı. Bu şekilde yerli kaynakların üretime girmesi, ülke ekonomisine dahil edilmesiyle ve de en önemlisi havuz sistemi dediğimiz, yani devletin aldığı ile verdiğinin aynı kefeye konularak bir yerden hesaplanması neticesinde ilk etapta 18 milyar dolar faiz tasarrufuna sebep olmuş olan muazzam bir uygulamanın uygulama sahasına intikal ettirmesi ile rantiye dediğimiz faizden geçinen, çalışmadan oturduğu yerde faiz yiyerek Türkiye'nin kaynaklarını sömüren yerli ve yabancıların ayağa kalkması ve onların menfaatlerinin haleldar olmasını gerektirecek olan bir uygulama en önemli bir sebep olarak, hükümetin yıkılması konusunda en önemli bir sebep olarak önümüze çıkmaktadır. Arkasından işte bu kaynakların devreye girmesi sebebiyle işçiye ilk etapta %50 vermek suretiyle sendika ağlarının sözlerinin kesilmiş olduğu, çiftçiye eder fiyatlarının üzerinde fiyatlar verilmek suretiyle efendim bir takım kişilerin istismarının elinden alınmış olduğu, emekliye iki misli, üç misli maaş artışları yapmak suretiyle muhalefetin muhalefet yapma imkanlarının elinden alınmış olduğu ve bunun neticesinde de piyasaya giren memurun eline, işçinin eline, askerin eline eskisinden daha fazla para geçmesiyle piyasaya gelen paraların esnafın efendim ve de sanayicinin cebine girmesi, üretime dönüşmesi sebebiyle de Türkiye'de bir rahatlama, arkasından da denk bütçenin hedeflenmesi ve hatta denk bütçenin 2 aylık Ocak ve Şubat aylarında tutturulması neticesinde rantiyecilerin iyice tedirgin olmaları sebebiyle muhalefette başlamış idi. Elbette bu muhalefet yapmacık bir muhalefet idi. Gerçek bir muhalefet değildi. Çünkü gerçekte yapılanlar Türkiye'nin ve Türk milletinin lehine olan uygulamalar idi. Ama bütün bunlar bir tarafa, asıl hükümetin yıkılmasını gerektiren büyük bir başarı olarak bugün gördüğümüz zaman, geriye baktığımız zaman D8 olayını görüyoruz. Neydi D8 olayı? Madem ki dünya tek kutuplu hale getirilmiştir, Amerika Birleşik Devletleri istediğini
zulümleri, istediği zulümleri ve istediği politikaları alternatifsiz olarak dayatmakta, uygulamaktadır. O halde onun savaşı yerine barışı ikame edecek. Dikte yerine diyaloğu ikame edecek bir oluşumun hayata geçirilmesi gerekiyordu. Bu da İslam dünyasının özellikle sömürülen, ezilen Müslümanların bir araya gelmesiyle dünyada bulunan enerji kaynaklarının %80'ini kontrol altına alması, kardeşliği tesis etmesi, neticesini doğuracak olan bir oluşumun hayata geçirilmesiydi. Bu oluşum muhterem izleyicilerim de ilk etapta 8 tane İslam ülkesinin, ki nüfus 1 milyarı buluyordu bu 8 İslam ülkesinin, bir araya gelerek çekirdek oluşturması, arkasından da diğer İslam ülkelerinin ve ezilmiş olan dünyadaki mazlumların bir araya gelmek suretiyle Amerika'nın karşısında alternatif bir blok oluşturması ve ona dur, yeter artık, dünyayı istediğin şekilde paylaşamazsın, Müslümanlara istediğin zulmü uygulayamazsın, biz bir araya geldik diyecek olan bir kuruluş. İlk etapta bu kuruluş Türkiye'nin önderliğinde, daha doğrusu Refah Yol Hükümeti'nin Başbakanı Muhterem Erbakan Hocamızın önderliğinde bir araya gelmesi demek olan, gelecek olan bu D8 dediğimiz ülkelerin listesi de Türkiye, Endonezya, Malezya, Pakistan, Bangladeş, İran, Mısır ve Nijerya'dan oluşmakta olan ve nüfusu 1 milyarı aşan Müslümanların bir araya gelmesi. Bunun arkasından hemen diğer İslam ülkelerinin de peyderpey bu ittifaka iştirak etmeleri sebebiyle D8, D24, D34, D60 şeklinde dönüşecek şekilde hayata geçirilmesiyle Amerika'nın ve Batı'nın efendim mevcut ve ileride istikbalde elde edecekleri, sömürü düzeninde elde edecekleri menfaatlerin önünün kesilmesi, savaşın sona erdirilmesi, barışın ikamesi, diyaloğun ikamesi demek olacak olan bu D8'in önünün kesilmesi mutlaka Amerika açısından şart idi, önünü kesmeleri gerekiyordu. İşte Refah Yol Hükümeti'nin önünde pürüzler meydana getirilecek olan iç yandaşları da bir araya getirerek Refah Yol'un önüne dikilmiş olduklarını görüyoruz. Kimdi bu iç yandaşlar? Elbette Amerika'nın olayı ateşlemesi. Bugün açığa çıkmış olan belgeler gösteriyor ki Amerika kendi menfaatini haleldar edecek olan, D8'i hayata geçirecek olan, muhtemel pazarları elinden alınacak olan, muhtemel dikte ve zulüm rejimlerini ikame etmesi önlenecek olan Amerika harekete geçmek ve Refah Yolu yıkmak üzere yerli yandaşlar aramak gayretine girmiş. İşte bu yandaşlarında Beşli Çete dediğimiz, sonradan Beşli Çete olarak adlandırılan Türkiş, DİSK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf Konfederasyonu gibi 5 tane kuruluşun bir araya gelerek Türkiye'de kıyametleri koparmaya başlamaları, medyanın buna dahil edilmesi, yerli rantiyenin, çıkarları bozulan yerli ve yabancı rantiyenin buna dahil edilmesi neticesinde zannedersiniz ki Türkiye'de kıyametler kopuyordu. Verilen iftar yemekleri istismar edilerek büyük bir olaymış gibi, halbuki öteden beri yapılan bir uygulamaydı, büyük bir olaymış gibi Fatime Şahin, Müslüm Gündüz senaryolar üretilerek Türkiye efendim irticacıların eline geçiyor imajı vermek suretiyle ülkede büyük bir, tabii ki buna junta heveslilerini de katmamız gerekiyor. Öteden beri ordumuzun içinde yuvalanmış çok az miktarda, asıl ordumuzu tenzih ederiz, çok az miktardaki junta heveslilerinde bu oyuna dahil edilmesi neticesinde 28 Şubat'ta alınmış olan bir takım kararlar Milli Güvenlik Kurulu'nda oy çokluğu ile, ki
Necmettin Erbakan ve hükümetin üyeler buna dahil olmamıştı. Efendim bu oy çokluğuyla alınmış olan kararların dikte ettirilmeye kalkılması, arkasından briefinglerin verilmesi, arkasından bir bardak suda, bir bardak rakıda veyahut da fırtınalar koparılmaya çalışması neticesinde artık hükümetin ikinci ortağı olan Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı Tansu Çiller artık hocam dayanamıyorum. İçeriden çok baskı var. Benim partimi yıkmaya çalışıyorlar. Sizin partinizi yıkamadılar. Beni ve hükümeti yıkamadılar. Benim partimden bir takım kişileri aleyhime kışkırtmak suretiyle partimi bölmeye çalışıyorlar. Hani seninle biz imzalamıştık ya, değişimli bir protokol imzalamıştık ya, şu kadar sen başbakan olacaksın, arkasından ondan sonra bu kadar ben başbakanlık yapacağım. Bu formülü devreye sokalım, benim partimi kurtaralım. Çünkü beni başbakan yaparsanız parti içindeki çatlak sesleri kesme imkanım var diyerek Erbakan hocayı, başbakanı bu şekilde ikna ettikten sonra Erbakan hocamız 18 Mart 1997 tarihinden önce hükümetin güven oyu alacak kadar olan milletvekillerinin noterden tasdikli desteklerini Cumhurbaşkanı'na beraber götürmek suretiyle 18 Haziran 1997 günü, yani bugün anlattığımız olay, istifasını Cumhurbaşkanı Demirel'e götürdü, takdim etti. Beklenirdi ki noter tasdikiyle 226'dan fazla desteği olan başbakan olacak olan Tansu Çiller'e görev verilsin ve protokolü karara bağlanmış olan hükümet devam etsin. Ama böyle olmadı, götürüldü bu. Efendim, Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verilmek suretiyle 28 Şubat'ın hükümeti yıkma planı bu şekilde hileli bir yolla hayata geçirilmiş oldu. Tabii ki o gece hemen Doğru Yol Partisi'nden efendim 70-80 milletvekilini istifa ettirecekler. Nasıl istifa ettirdiler? Bugün hala konuşulmaktadır. Kimini korkutarak, kimine para vadede, kimine şantaj yaparak bu insanları istifa ettirdiler. İşte istifa eden milletvekillerinden bir kısmı, isimleri şöyleydi. Doğru Yol Partisi'nden istifa eden milletvekilleri: Emre Gönensay, Köksal Top'tan. Köksal Top'tan daha sonra geri dönmüştür. İsmet Sezgin, Yalım Ezer, Erez, Hamdi Üçpınarlar, Mustafa Küpeli, Saffet Gaydalı, Cavit Çağlar, Yaşar Dedelek, Mehmet Batallı, Şamil Ayrım, Necdet Menzil, Gencay Gürün, Mehmet Köstepen, Rifat Serdaroğlu, Şinasi Altınar, Mehmet Korkmaz, Tevfik Diker ve Hikmet Aydın. Bunlar daha sonra ne büyük yanlış yaptıklarını itiraf ederek Erbakan Hoca'dan özür dilediklerini ve yanlışlıklarını kamuoyuna deklare etmişlerdi. Ayseli Göksoy, Refahattin Şahin, İrfan Demiralp, Hasan Deniz Kurdu, Doğan Güreş, Mahmut Yılbaş, Mustafa Zeydan. Liste devam ediyor ama bu listedekilerin birçoğu yanlış yapmış olduklarını ifade ederek bu güzel hükümeti yıkmış olmaktan dolayı da vicdan azabı içinde bulunduklarını çeşitli defalar deklare etmişlerdir. Bu şekilde ne oldu? Hemen özetleyelim muhterem izleyicilerim. Meğer Amerika Birleşik Devletleri tek kutuplu bir dünyada Haçlı saldırılarını başlatacak imiş. Karşısında bir blok oluşmasını engellemek için CIA'yı da devreye sokarak bu işi tezgahlamış ve ilk etapta Refah Partisi'nin kapatılması, arkasından bölünmesi ve kendisine yandaşlar oradan edinmek suretiyle de bu bloku çatlatmayı gaye edinmiş olduğunu görüyoruz. Ve de Büyük İsrail'in kurulması. Çünkü 1897'de alınan, Basel'de alınan kararlar gereği 1997'de Büyük İsrail'in, yani El Arz-ı Mev'ud dedikleri Nil'den Fırat'a olan toprakların da kendilerine bağlanmak suretiyle Büyük İsrail'in adımının atılması gereken 100. yıl idi. Bunu gerçekleştirmek için harekete geçmişler idi. Karşılarında bir blok, D8 blokunu istemiyorlardı. Ve milli görüşü parçalayarak, nitekim daha sonra
2001 yılında ikiz kuleler senaryosunu devreye soktuktan ve Haçlı saldırılarını başlattıktan sonra önce Afganistan, arkasından Irak, arkasından Libya ve de arkasından gelecek olan bugün baktığımız zaman Suriye, Yemen, Bahreyn o taraflarda olayları karıştırıp duruyor ve de Haçlı saldırılarını başlatmak suretiyle de Türkiye'nin etrafında ifrit bir çember oluşturmaya başladıklarını bugün görüyoruz. Ne yazık ki Refah Yol Hükümeti o gün yıkılmıştır. Yıkılmasaydı D8 bugün D60 olarak onların karşısına dikilecek ve yeni bir Haçlı saldırısını bu şekilde önlemiş olacaktı. İşte uzak görüşlülük budur. İşte bulunduğu mevkiden onlarca yıl sonrasını görmek ve tedbir almak budur. Elbette söyleyeceğimiz çok şey var ama vaktimiz gün ve tarih programı itibariyle çok sınırlı olduğundan bu kadarını sizlerle paylaşmış oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Bereketle kalın.